Yayınıma hoş geldiniz. Özellikle Selçuk Bayraktar'ın bozkurt işareti gündemde yerini hala koruyor. Özellikle dünyada ses getiren ve en gelişmiş SİHA'ları evet Türkiye'ye kazandırarak hem terör hem Türkiye'nin jeopolitik önemi ve Türk dünyasındaki kardeş Azerbaycan'ımızın 30 yıllık o hasretini gidermede büyük rolü olan Selçuk Bayraktar'ın bozkurt mesajı çok önemli bir mesaj. Turan mesajı çok önemli bir mesaj. İşte bu çok önemli derken özellikle Putin'in kapalı kapılar arkasında konuşalım bunları değerli izleyenler. Putin Aliyev'e kapalı kapılar arkasında Şuşa'ya sakın yerleşme. Halkını Şuşa'ya yerleştirme. Yoksa İskender'i atarım oraya. Evet açıklansın. Artık açıklansın. Mayınlar bahane edilir, yollar bahane edilir, edilir. Ama zaman geçtikçe buraya Rus müdahalesi ve bir Türk okulunun açılmasına bile nasıl itiraz ettikleri ortada. Şimdi Rio Novosti adlı bir Rus ajansı kapatıldı. Ama bana öyle eleştiriler geldi ki mesajlarla Azerbaycan'da Ermeni güzellemesi yapan birçok kanal olduğunu söyleyenler de hiç değil. Hangi kanallar bunlar? Yani bunları da yazarsanız sevinirim. Tabii ki bunların olduğunu söylüyorlar. Yani bununla ilgili değil ama Şuşa'ya bomba yağdırırım. Şuşa'ya bomba yağdırırım diyor. Biz de buna karşıyız. Yani şu demektir ki Hadrut'a ve Şuşa'ya bir müddet işgal edilen topraklara halkımız gidemeyecek. Biz bunu nasıl kabul edebiliriz? Biz bunu nasıl görebiliriz? Nasıl izleyebiliriz? Şuşalım gitmek istiyor. Şuşalım gitmek istiyor. Şimdi Kremlin'de özel temsilcisi ve kendisinin seçilirken Yeltsin'i öneren, kişi bile kendisini terk etti. Türkiye'nin bölgede önemli bir aktörü olduğunu herkes biliyor. Selçuk Bayraktar'ın bozkurt mesajı Azerbaycan'da çok anlamlı. İşgal edilen toprakları dijital askeri güç ve yeteneklerimizle ve cesaretimizle yeniden kurtaracağız. Yani Karabağ'da işin bittiğini kim söyledi? Ne işi var Ankendi'de Rus bayrağının? Ne işi var Hocalı'da 50 metrelik, 100 metrelik Rus bayrağının? Ne işi var? Ne işi var Ankendi'de Z işaretinin? Bunları bilmiyor değiliz. Ukrayna Savaşı'nda iyice bunalıma girip hastalıklarını yükselen botokslu Putin'in artık bundan sonra ne yapmaya çalışacağı hakkında tabii ki kimsenin fikri yok. Hasta diyoruz ama hasta ölmeden şunları yapayım, tarih kitaplarına gideyim diyor. Bu daha tehlikeli değil mi? Hayattan umudunu kesen bir adam çok tehlikeli olmaz mı? Soruyorum size. Bakın, ben net konuşuyorum. Nasıl Suriye'den çekildiyseler, nasıl askerlerini 100 yıl daha Suriye'deyiz, çekilmeyeceğiz dedikleri halde çoğu yeri boşalttıysalar, Karabağ'dan da çıkacaklar. Öyle de çıkacaklar, böyle de çıkacaklar. Böyle şaşkın bakkala döneceksin Putin. Başka çare yok. Biz şu anda orada yapılan her şeyi biliyoruz. Gözlem noktamız var. Orada SİHA'larımızla Karabağ'a karış karış gezdik. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz biliyoruz. Ama şimdi zayıfladın, şimdi kötüledin. Botokslar kurtardı seni. Ama bil ki artık seni kimse kurtaramayacak. Karabağ'dan ya çekilip gideceksin, Şuşa'ya sivilleri getirme, sakın füze müze gelir diye tehdit dili kullanamayacaksın. Açıkça konuşalım. Açıkça konuşalım. Şuşa'da istemiyormuş Hankendiriler, Şuşa'ya Türkleri görmek istemiyorlarmış. Ey Azerbaycan halkı, rahat olun. Ukrayna'da ne gibi sürprizlerle karşılaşacak Putin, bunu göreceksiniz. Büyük sürprizlerle karşılaşacaklar. Ama emin olun ki, Putin'in nükleer kartı da elinde patladı. İngiltere gözünü kararttı. Sen nükleer kullandığın an ben de kullanacağım dedi. Putin intihar mı edecek o zaman? Putin kafasına mı sıkacak? Yani bunları da düşünmemiz lazım. Putin hastaysa bu iyi değil. Ben nasıl olsa gideceğim. Dünyanın ne olursa olsun diyen bir paranoya mı bakacağız? Yani böyle bir olaya asla izin veremeyiz. Ve Putin'in bu yıkık halini
Özellikle tamir etmek isteyen Macron gibiler, Biden da buna katılıyor neredeyse, bizi çıldırtıyor. Neymiş efendim? Putin'in gururunu kurtaralım, oradan çıksın, barış olsun. E tamam da Ukrayna 1/5'ini daha mı hediye edecek? Ukrayna Luhansk bölgesini, Donbas'ı onlara mı hediye edecek? Böyle bir şeyi kimse kabul edemez. Etmemelidir de. Dün bir haber ajanslara düştü. Rus ordusunun 5. ordusunun komutanı Tümgeneral Roman Kutuzov bugün Severodonetsk'in güneyindeki Popasna hattına çıkan çatışmalarda öldürüldü. Evet, öldürüldü Roman Kutuzov. Severodonetsk'in güneyindeki Popasna hattına çıkan çatışmalarda öldürüldü. Bakınız, Karabağ'daki toprakları işlevsiz kılan Ermeniler ve onlara bu eğitimi veren Ruslar, Ukrayna'nın zengin tarım topraklarını toplarla ne kadar dövmüşler görüyorsunuz değil mi? Ne kadar sayısız toplar atılmış. Yani şunu söylemek istiyoruz. Artık bu buğdaylara, özellikle bu buğdaylara ve buradaki zenginliğe karşı yapılan hareket, bütün insanlığa yapılan harekettir. Dünyanın tahılı neredeyse çoğunluğu buradan gidiyor. Zengin kahverengi topraklar, humuslu topraklar var bu topraklarda. Ve buraya saldıranlar Karabağ'da neler yaptıklarını iyi biliyoruz. Şimdi artık konuşalım dedim. Şuşa'ya gidelim, Hadrut'a gidelim. Buralarda halk yaşasın, evleri inşa olsun. Hankendi ışıklı mışıklı cici bir Şuşa'yı görsün. Diyorlar ki Rusya izin vermedi, Türkler gelemiyor. Orada sadece şu anda Azerbaycan askerleri var. Yarın bir gün Rusya çekil der, çekilirler. Biz yeniden orayı işgal ederiz. Böyle düşünüyorlar arkadaşlar. Ama bunların düşüncelerini bozan Türkiye'dir. Bunların bu hastalıklı düşüncelerine asla ve asla izin vermeyecek ülke Türkiye'dir. Ve böyle bir duruma da asla müsaade etmeyecektir. Gördüğünüz gibi bu yapılanlar, bu edilenler, bu yapım aşamasındaki bütün çabalar beyhude olacak. İnşallah, inşallah güzel konularla, güzel haberlerle karşınızda olacağım. Özellikle Şuşa ile ilgili artık adım atılsın. Bakın, Türkiye'de bir muhalefet partisi lideri Sayın Bahçeli bir Türk okulu açmak istemişti Şuşa'da. Ama ne yazık ki Rusya'nın lobisi ağır bastı. Maalesef o dönem. Rusya süper güç sanılıyordu, ağır bastı. İşte şu güzel topraklara bu kadar top atan bir Rusya'dan hayır gelir mi? Gelmez tabii ki. Şuşa'da Türk okuluna izin verdirmedi. Şimdi Şuşa'da yerleşime izin vermiyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Şuşa yeniden canlanacaksa, Şuşa'yı yeniden canlandıracağız diyorsa artık adımları atmalı. Artık bir şeyler yapılmalı. Aksi takdirde şu anda gerçekten insanların ümidi kırılıyor, yapılan fethin tadı çıkarılmıyor. O bölgeden kimler kovuldu? Kimler de yanlayak çıkarıldı? Gitmeli Sayın Ali. Artık oraya halk gitmeli, 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 gitmeli. Görmek istiyoruz. Türkiye'den televizyonları açıp oradaki görüntüyü görmek istiyoruz. Gerekirse gelip görmek istiyoruz. Başka çaresi yok bu işin. Başka çaresi yok. Artık Şuşa'da ve Hadrut'ta halkımızı görmek istiyoruz. Bunun için sabırsızız. Evet, bu duyalı yayınımızın daha sonuna geldik. İnşallah Türkiye'nin yeni yollayacağı akıncılar özellikle Azerbaycan'da büyük işler çevirecek. Yeter ki karar verilsin. Hankendi'den Ruslar çıkacak, bir kenara yazın. Çıkacak. Başka çareleri yok. Konjonktür Türkler lehine. Konjonktür Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın lehine. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Türk Cumhuriyetleri. Yaşasın Turan. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.